çevresel sinir sistemini iki kısma ayrılmış gibi düşünebilirsiniz. Birinci kısma otonom, diğer adıyla özerk sinir sistemi diyoruz. Adından da anlaşılabileceği gibi bu bizim otomatik kontrolümüz altında tuttuğumuz yer. Otonom sinir sistemi, istemimiz dışındaki hareketleri ve organ fonksiyonlarının kontrolünü gerçekleştiren kısımdır. Bunun yanında, hareketlerimiz için kullandığımız bir kontrol de var. Biz bu kontrole somatik sinir sistemi diyeceğiz arkadaşlar. Somatik sinir sistemi. Somatik sistem kişinin isteğine bağlı çalışır. Başa dönecek olursak, otonom sinir sistemini iki alt gruba ayırabiliriz. İlki, sempatik sinir sistemi. Aynı zamanda e, bu önceki videolarda istem dışı kontrolün bir kısmı olan sempatik ganglionlardan bahsederken ima ettiğimiz kısım. Belki hatırlayacaksınız. Buna ek olarak sempatik sinir sistemini kontrol eden ve dengeleme görevine sahip parasempatik sinir sistemi de var. Evet, otonom sinir sistemini işte bu şekilde ayırdık, ikiye ayırdık. Somatik sinir sistemine bakacak olursak da, herhangi alt grubu olmadan sadece somatik sinir sisteminden oluştuğunu göreceğiz. İstemli çalışan kasları kontrol etmek olan tek bir görevi var önceden hatırlayacağınız gibi burada kullandığımız nörotransmitterler parantez içinde yazdığım asetilkolindir. Kısaltma yaparken asetilkolin için ACh'yi kullanıyoruz. ACh. Parasempatik ve sempatik sinir sistemleri için kullandığımız nörotransmitterler için ne diyoruz peki? Aslında bir kısmını zaten biliyoruz. En azından sempatik sinir sistemi için biliyoruz. Eğer sempatik sinir sisteminin ne yaptığını biliyorsanız, sempatik sinir sisteminin nörotransmitterlerinin de ne olduğu hakkında çıkarımda bulunabilirsiniz. Çünkü savaş ya da kaç ifadesini daha önce duyduğunuza eminim. Evet, savaş ya da kaç. Çok zor bir durumda kaldığınızı düşünün arkadaşlar. Vücudunuz "Hayır, olamaz. Birkaç saniye içinde ölebilirim. Buradan çıkmak için bir şeyler yapmalıyım." diyorsa parasempatik sinir sisteminizi uyarmışsınız demektir. Artık savaş ya da kaç tepkisini oluşturabilirsiniz. Bu tepki gereği vücudunuzun her yerine adrenalin pompalanıyor. Kalp atışınız e, hızla artar, yani kalp atış hızınız artar. Böylece daha hızlı koşmanızı ve uzaklaşmanızı sağlaması için bacaklarınıza daha fazla oksijen pompalanır. İşte bu savaş ya da kaç tepkisidir. Bu durumun yardımıyla salgılanan adrenaline adını verdiğimiz endokrin hormonundan önceden bahsetmiştik. Ayrıca adrenalinin aynı görevi yapan bir de nörotransmitter arkadaşı var. Buraya yazacağım. Nörotransmitter arkadaşı adrenalin değil, noradrenalin. N harfiyle başlıyor. Ayrıca bu terime norepinefrin de deniyor. Buraya yazalım. Norepinefrin ya da noradrenalin. Aynı şey. Bu arada şu ayrımı yapmak önemli. Sempatik sinir sisteminin preganglionik sinirleri ACh'yi kullanıyor. Ama postganglionik sinirler norepinefrini yani NE'yi kullanıyor. Peki parasempatik sinir sisteminde neler oluyor? Şaşırtıcı bir şekilde parasempatik sinir sisteminde somatik sinir sisteminin kullandığının aynısını kullanıyor. Parasempatik sinir sistemini sempatik sinir sisteminden ayırmak için çok zor durumlar için sempatik sinir sisteminin savaş ya da kaç tepkisini veriyorken parasempatik sinir sisteminin daha soğukkanlı davrandığını e, düşünebiliriz. Parasempatik sinir sistemi dinlen ve sindir tepkisi verir. Yani uyuyacağınız ve dinleneceğiniz zaman kalp atış hızınız azalır. Kalbiniz hızlı bir şekilde atmaz ya da kaslarınız hızlı bir şekilde kasılmaz. Ya da öğle yemeğinde biraz fazla yediyseniz eğer, parasempatik sinir sistemi midenize besini bir an önce karıştırmasını söyler. Böylelikle bu besinleri bağırsaklarınızda sindirebilirsiniz. Ardından asetilkolin yardımıyla düz kasların kasılması sonucu besini sindirim sistemi boyunca ileri itebilirsiniz. Tamam mı? Çevresel sinir sistemini otonom ve somatik olmak üzere iki gruba ayırmış olduk.